var. Ee, karamsar olmanı anlayabiliyorum ama birçok insan gibi e, bu konudaki karamsarlığı e, oluşturabilecek e, ortamlarda mevcut. Ama e, karamsarlık üzerine kurulmaz. Şu dakika itibariyle e, diyelim ki Santos'u yolladınız. Empati yapıyorum, düşünüyorum, sesli düşünüyorum. Yerine hmm. hangi hocayı getireceksiniz? Yani yarın e, şöyle dönemde böyle bir hamle yaparsanız, sonuç olumsuz olursa bu sefer de birçok insan diyecek ki, yani Santos takımı tanıyordu, belli bir evime kazandırmıştı, Avrupa'da tecrübesi vardı. Neden bu aşama öncesinde bunu yaptınız diyerek başka bir polimi konusu olacaktır. Sayın Hasanat ve yönetiminin burada kararı çok önemli. Ben Santos'ta artık e, evliliğin e, duygusal boyutunun bittiğini düşünüyorum. Artık e, bu evliliği tek tutan şey, bu ilişkiyi ayakta tutan tek şey duygusal bağlar değil. Artık bu evli tutan tek şey imza, yani e, atılan imza, aradaki imza ve sezon sonu itibariyle bu süreçte geçtikten sonra e, Santos'ta yollarına ayrılacağını ve e, yeni dönemde Beştaş'la e, şey arasında, Santos arasında e, bir e, yeni bir hikaye yazılacağını ya da bir yürüyeceğini düşünmüyorum. Ha, şu olabilir mi? Her zaman o ihtimal vardır. Yani bu sürede Santos şapkadan tavşan çıkartabilir bir anda Beşiktaş'ın durağan görüntüsünü, savunmacı görüntüsünü, mutlu etmeyen görüntüsünü böyle bir şey yapar. Değiştirebilir. Beşiktaş Ziraat Kupası'nda alabilir. ligdeki kalan bütün maçlarını kazanabilir. Böyle futbol olarak da insanların gözüne hoş gelecek bir oyuna dönüştürebilir falan. O zaman yeniden değerlendirme alabilir ama şu an itibariyle bu da çok mümkün gözükmüyor. Yapsaydı özellikle milli aradan sonra e, bu süreç içerisinde e, yapardı diye düşünüyorum. O yüzden Santos'un yeni yılda yeni dönemde, yeni sezonda Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum. Çünkü yönetim kurulu üyeleri de hiç açıklama yapmasalar da bu konuda sizlerin duyguları gibi aynı duyguları besliyorlar. Santos üzerine yeni hayallerin oluşturulamayacağı kanaatini taşıyan birçok yönetici var ve zamanı ve yeri geldiğinde sanırım bu hamleyi yapacaklar. Aksi takdirde Teknik direktör arayışlarına girerler miydi? Girmezlerdi. Şu anda Beşiktaş yönetimi e, her yıl sağa dört koldan teknik direktör arıyor. Belli standartlar belirlenmiş. Çalışmalar bu anlamda yürüyor. Aslında bu noktayla birlikte de e, bir isim gündeme gelmiş. Onu sormuş olayım size. Edin Terzic ismi. Borussia Dortmund'un teknik direktörü. Evet bu isimle ilgilenildiği yönünde haberler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Edin, Edin'le tanışıyoruz. Edin Terziç, Selavan Biliç döneminde yardımcısıydı. Aynı zamanda Selavan Biliç'in de akrabası. Sonra Dortmund'a gitti. Dortmund'da sportif direktörlük birçok görevde bulunuyordu zaten. Ve iyi bir göreve geldi. İyi işler de yaptı Dortmund'da. Biliyorsun Nuri Şahin de oradan aldı. Yani insanlar bu tür Dortmund bir sonraki adımı planlıyor. Geçişleri daha hafif yapıyor. Ve Edin Terzic de çok önemli değer kazandı işin açıkçası. Hı -hı. Bu açıdan baktığımız zaman arkadaşlar Edin Terzic ismi bir önceki dönemde de gündeme gelmişti ama Edin Terzic sıcak bakmamıştı kendisiyle görüşüldü, Beşiktaş'la ilgili falan farklı hayallerim, planlarım var hem Dortmund'da ve Dortmund'dan ayrılırsa da başka teklifler var. Yani siz Edin Terzic'siniz önünüzde bir teklif geliyor işte Dortmund'dasınız. Dortmund diyor ki işte şöyle yapalım ya da işte Almanya'dan başka kulüpler var. İngiltere'den teklifler var Edin Terzic'e. Bunlar içerisinde kariyer planına bakacaksınız. işte Şampiyonlar Ligi mi olacak, bütçeniz ne olacak, süreç nasıl olacak, ne maaş alacaksınız gibi birçok alternatif var. Ben şunu söylemiştim. Edin Terzic'in de bu anlamda Dortmund Teknik Direktörlüğü'nden sonra yükselen bir isim olarak kariyerini İngiltere'de devam etme istemesi, birçok teklifin olduğunu ifade etmesi ve teklife soğuk bakması o zaman için anlaşılır bir durumdur. Hala orada olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman kapı kapanmaz. Beşiktaş ikna eder, çok reddedemeyeceği bir teklif kazandırır. Ya da diğer alternatiflerden, diğer tekliflerden e, istediği şeylere ulaşamaz. Belki o zaman olabilir ama şu anda zor gözüküyor. Bunu bugün değil son 6 aydır Edin Terzici konusunu Beşiktaş masada tutuyordu. Aynı şekilde Slavan Bil için de ...biliyorsun iki teknik direktör olarak gündeme gelen isimlerden bir tanesiydi. Kendisiyle de görüşülmüş. Hatta <laughs> Silavan Bilic bu konuda da yani gelebilirim ama ben şartlarım uygun değil. Çalışıyorum, şu anda mutluyum. O yüzden ayrılmam mümkün değil diyerek cevap vermiş. O da Beşiktaş'a sevgilerini iletiyor ama öbür taraftan da mevcut şartlarını değiştirmiyor. Bu insanların konforunu bozmanız için yani bir oradaki şeyinin dışında bir şey önermeniz lazım. Ya yüksek bir maaş önermeniz lazım ya da çok bir proje takımı önermeniz lazım ya da uzun kontratlar önermeniz lazım gibi. Çünkü bunlar talep edilen teknik adamlar, talep edilen hocalar ve takım çalışıyorlar yani. Siz bir işte çalışıyorsanız, mutluysanız başka bir iş yerine niye gidersiniz? Yani Ceren sana bir teklif geldi. Yani dediler ki işte şuradan hı hı. sana derlerse ki ya Futbol Plus'taki e, aldığın ücreti vereceğiz derlerse zaten alıyorum. Niye değiştireyim ki düzenimi dersin. Ama işte çarpı iki maaş dersin. işte şampiyonlar ligi dersin. Ulusal ekran dersin. Bir kazanımlarım olur. O zaman e, başarılı olacağını da inanırsan hamle yaparsın. Bu, bu iş böyle. Ama e, ilk, ilk ikisinin de Beşiktaş'a o dönemdeki temaslarında yani altı önceki temaslarında da biraz olumsuzdular. Hı -hı. Ama e, şunu söyleyeyim. Evet Samet Aybaba cuma sabahı Gittiğinde haberim oldu, kendisiyle de konuştum. O gün iftar davetime de gelecekti. Ee, o yüzden de, de mazeret bildirdi ama haber olarak kullanmamıştım. Ee, orada hem futbolcu izledi, hem de e, o teknik direktör konusunda e, çalışmalar yaptığını düşünüyorum. Ama onu tabii biraz daha gölgede tutuyorlar, oyuncuları öne almış durumdalar. Hermusa e, stoper için e, bu konuda e, önemli bir alternatif, önemli bir isim. Hı hı. Onunla görüştüklerini e, bilgisini söyleyebilirim. Hermusa'nın eee Beşiktaş'a e, en yakın isim, transferine en yakın isim olduğunu düşünüyorum. Yeni sezonda e, bir aksilik olmaz ya da daha büyük bir alternatif çıkmazsa Hermusa'nın Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesinin yakın olduğunu düşünüyorum. E, ama dediğim gibi süreç nasıl isteyecek? Şimdi bugün ee, hocaya bağlı mı transferler yapılacak? Yeni hocayla mı e, ne ölçüde yürütülecek? Bunları önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ama Beşiktaş hem futbolcu e, takviyeleri hı hı. konusunda hem hoca arayışları konusunda e, tam gaz yoluna devam ediyor. <laughs>